Hasan abi selamünaleyküm. Abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Abi küçük bir sorum olacak. Makul ve makbul zamanda cevap verirseniz bu kardeşinizi çok memnun edersiniz. Abi Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Şimdi soruyu atıyorum inşallah abi size. Tekrar selamünaleyküm Hasan abi. Abi ikinci lemanın sonunda bir hatime var. Bu sabırla, şükürle, tahammülle alakalı sorumu sormadan önceki sorumun ana ekseni son paragrafta evvelini okumak istiyorum. Diyor ki abi Üstad Hatime'de Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir az, nihayetsiz bir fakr derci eylemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette fark etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hassiz cihetlerle de lezzetler alabilir makine hükmüne getir yaratmış ve o makineyi insaniyede güzel alet var. Güzel alet var. Her birinin elimi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cebeleri var. Bunda sehat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müeyyic ve muharik arızalar ile o makinenin diğer, diğer şarkılarını harekete getirir, tehlice eder mayeti insaniyede münderiç olan aiz ve zaaf ve fakr madeni işlettiriyor. Bir lisan ile değil. Der ki her bir azan lisanıyla bir iltica bir istimdat vaziyeti verir. Buraya kadar sorun yok abi. Burayı az çok anladım. Benim merak ettiğim veya e, sormak istediğim bölüm son paragraf. Şimdi onu okuyacağım abi. Yok üstad son paragrafta. Güya insan o arızalar ile malum onları evvelde söyledi ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Yani hareketli bir kalem olur. Kim insan? Sayfa hayatında kendi öz hayat sayfasında veyahut diyor bak bu çok enteresan bana burası çok enteresan geldi abi levh misali de misali levhada mukadderatı hayatını yazar. Hayatın mukadderatını yazar. Bunu kim yapıyor? İnsan. Bu neyle yapıyor abi? Bunu arızalarla yapıyor. Yukarıda bahsettiği arızalar. Malum biliyorsunuz. Devam ediyor diyor ki, burayı bir de okuyayım. Sayfayı hayatında veyahut lef-i misalide mukadderat hayatını yazar. Esma-i ilahiyeye bir ilanname yapar. Yani bunu, bunu 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 ilan eder. Artık onlar neyse. Ve bir kasideyi i, -i subhani hükmüne geçip insan vazifeyi fıtratını ifa eder. Şimdi abi benim burada soracağım soru şu. İnsan abi imanı sabrıyla, imani şükrüyle, imanı imani tahammülüyle lef-i mahfuzdaki öz kaderinin şekillenmesinde istikbal canibinden yazıcı veya yazdırıcı bir mahiyette olabilir mi? Bu misyon bu yetenek, bu kabiliyet insan denen bu aciz, arızalı varlığa, zata verilebilir mi? Benim burada anladıklarım var ama onlara bir siz anlatsanız veya siz anladığınızı anlatsanız çok memnun olurum. Hakkınızı helal edin abi. Selametle, saygıyla kolay gelsin. Görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm. Mustafa'm aleyküm selam. Garip adamsın. Bir de ilk önce sitemle başlayayım sana. Madem bu tür şeyleri, fıtratında merak var. Bu soruları ancak bana Dima, Dima grubumuz var. Pazar günü canlı yayın yapıyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Niye Duma, Dima dersine girmiyorsun? Bunlar işleniyor. Bu mevzular işleniyor. Bunlar da var yani. Bu mevzular derken bunlar malzeme kullanılıyor. Bundan daha öteye dersler oluyor. Dima dersi. Şimdi ben sana çok ilgini çekecek 2-3 e, nokta. Çok tuhaf. Aynı ben yeri okuyorum. 13. İkinci lemanın hatimesi. Cenab-ı Hak hı hı. E, Şimdi Cenab-ı Hak onu kaçırma. Hak yani cenab Yön demek. Hak Cenab-ı Hak yani bütün esmanın her mertebesini İnsanda dereceden eden Zat-ı Kadir-i Zülcelal insana bütün esmaları derc etmiş. Hepsini uyandırmak insana böyle bir özellik takmış. İnsan bu esmalara yanaştıkça hak ortaya çıkıyor. Hak. Hani böyle rastlantı denmemiş. Bu Allah tanımlamak için dememiş Cenab-ı Hak. Şimdi rahman Rahim diye başlasa, Kadir-i Zülcelal diye başlasa onun açılımı demektir. Bu hak. Hakkın açılımı bu. Anladık değil mi mesela? Diyelim ki 10. sözde çok yapıyor. 10. sözde diyor ki e, ismi hafız ve kerimin cilvesidir diyor. İsmi ak ve ilmi, ilmin cilvesidir diyor. Böyle başlıyor. E, orada mesela 11. şeyde 11. Hmm, sinde sözde orada hakkı anlatıyor. Hakkın 11 tane insandaki şeyi var, yapısı var. Hak Cenab-ı Hakk'ın ismi ismi hakkın cilvesidir diyor insan. Bir, Esas o değil mevzum da. Hadsiz kudret, nihayetsiz rahmetini. E, birincisi hadsiz kudret Nihayetsiz rahmetini göstermek için hadsiz kudret, nihayetsiz rahmet. Hat, göstermek için insana ne koymuş? İnsanda hadsiz bir at, yani kudretin karşılığı, nihayetsiz bir fark derc etmiştir ki, hadsiz bir aciz de hadsiz kudretini, nihayetsiz fakri ile nihayetsiz rahmetini anlasın diye. Esas geliyor. Ee, burada bir durayım de sana. Esas geliyor derken bir şey yapayım. Kardeşim, nihayetsiz aciz olmak, aciz olmak değil. Aciz olmak için değil. Nihayetsiz, yani acizlikle Allah'ı, fakirlikle ahireti taayyun ediyoruz, ortaya çıkartıyoruz alemimizde. Bu çok ilginçtir bu aç toplaması, fark toplamasının hulasasını söylüyorum sana. Böyle bir cümle bulamazsın da toplamadan çıkıyor. Niye insan hadsiz bir ans? Çünkü hadsiz Cenab-ı Hak. Allah'ı taayyum ve teşahhus ettirmek için. Yani hiçliğimi bildiğim diyor. Hiçliğime çalışıyorum diyor ustad. E, hiçliğine, hiçliğine anlamaya, hiç olduğunu anlamaya neyle çalışıyor? İlmiyle. Kazanımlarıyla hiç olduğunu anlamaya çalışıyor. Farkında mısın? Yani kazanımlarıyla, ilmiyle, marifetiyle hiç olduğunu anlamaya çalışıyor. Allah Allah. O zaman anlıyoruz ki hiç olmak, hiç olmak için değil. Mutlak var olmak için veya mutlak varı göstermek için. Şimdi insan hadsiz bir atsı Allah'ı ta'ayyum alemimizde fikri, hissi, duygu e, ve 146 emirdağından söyleyeyim. Fikri, hissi bir derece şuhudi diyor. Cenab-ı Hakk'ı görür insan aleminde. Anlıyor musun? Fikri, hissi 146. 147. sayfasında yazıyor. Emirdağ 1. İnsan böyle bir aynem. İşte o ilginç taraf bu. Acizliği çözemiyoruz. Acizlik böyle eli kolu bağlı. Fakirlik de elinde hiçbir şey yok. <laughs> bu surettir. Değil bu. Ee, bunun, her şeyin bir sureti var. Gir içeriye kanuneti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Şimdi e, mahiyeti bu insanın ad. <laughs> Allah tayin ediyor. Nihayetsiz fakir ahiret tayin ediyor. Ee, Allah'a iman neydi? Nokta istinat, dayanak noktası böyle. Yani. Koltuğa dayanmak gibi. Peki e, ahireti iman ne? Nokta istimdat. İstimdat ne demek? Tabirleri dolduruyorum. İstimdat, imdat, imdat. Bu imdadımıza cevap veren ahiret. Ne istiyoruz? Ebed, sonsuzluk, nihayetsiz. <laughs> Var mı dünyada? Yok. Bu imdada kim cevap verecek? Var olan cevap verecek. Orada ahiret. Tamam. Aç e, nokta istinadı. fark nokta istimdadı. Yani Allah ve ahiret ortaya çıkıyor. Miraç Risalesi 31. Söz'de Miraç'tan bize meyve gelmiş. Birinci meyve nedir biliyor musun? Hakiki imaniyi iki imaniyeyi altı taniman esasını gözüyle görmüş o yolu açmış gelmiş bize getirmiş Uf. Demek ki e, bunlar bunların sende uyanması haktır hak ba, e, Bağ bu insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. 11 hakikat 10 sözde hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için. Hadsiz. Ne kadar esma var? E, bir deniliyor. Burada hadsiz. bir alemi şahadette var. K kainatta olmayıp insanda var olan var. Mesela Allah ilmi iradesi sıfatıyla kainattadır. Zatiyle insandadır. Zatiyle olunca ne oluyor? Ne kadar esma var zatında? Bilmiyoruz ki. Ya, bak hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halketmiş ki yani sen sen değilsin biliyor musun e, neyse neyse insanı öyle bir surette neyse insanı öyle bir surette halketmiş ki hadsiz cihetlerle elem aldığı gibi elem surette elem oysa yöntem bu elem Elem geçmişe yetir. İki, hadsiciyetler de lezzet alabilir. Bir, makin hükmündedir. O da geleceğe aittir. Elem geçmişidir. Korku geleceğe edir. Bak aynı şey işliyor. Kudret, rahmet. Az, fakr. Allah, ahiret. Elem, Allah'ı ortaya çıkartıyor. Ee, lezzet ise Ahiret ortaya çıkar. Alabilir. Bak olmuş. Elemler aldığı gibi. Elem almış. Lezzetten alabilir. Geleceğe ait. Külliyat tuhaf Mustafa. Tuhaf. 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 Gazete gibi okumayın diyor. İşte Risale-i Nur'un kendisi değil kelime harfleri cümleleri kelimeleri değil harfleri İmam Ali diyor. Celcelüt-i işte hafleri, fecme havas ha, haflerin havaslarını, özelliklerini, sıfatlarını, tanımlarını, simgesi, e, şifrelerini bir araya getir. Bir hayri tumimet hayır tamam olur. Bak ne oldu? Bak nasıl gidiyor, nasıl dizilmiş inci gibi. Bak ku hatsiz kudret ne Diz böyle. Buna nazmi mani deniliyor. Kuran'ın 40 icazından bir tanesi, yani casuslama, Kuranda mana çıkarmanın bir yöntemi nazm-ı manidir. Bir tanesi de icazdır. Bu küllatta ikisi de çok azami derecede tecedil ediyor. Ben hangisini yapıyorum şu anda mana çıkarmayı? Nazm-ı maniyle yapıyorum. Ee, ne yaptım? Acizlikle yani ben balık vermeyeyim de balık tutmayı anlatayım biraz. Acizlik aciz olmak için değil. Bu yöntemdir, bir sistemdir. Sistemsiz sistemdir. Ee, varlıksız varlıktır. Fakir ise ahiret ortaya çıkarmak içindir. Tamam. Bunu ne, nasıl yapar? Acizlik elemlerle, fakirliği e, lezzetlerle. İnsanda bu var. O makine insaniyede güzel alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı. Bak nasıl düşmüş. Vazifesi ayrı. Mükafatı ayrı. Elem, Nazmuhan'ı böyle alt alta dizersen elem karşısına lezzet. Vazifi yaşaya koy. Elemin altına. Lezzeti altına da mükafatı koy. Ayrıdır. Keşke bu ders olsa. Adeta seni soruna geleyim de. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eden bütün, bütün esma-i ilahi bir alemi asgar olan insanda dahi o ismanın umumiyetli cilveleri var. Kocaman ağaç çekirdekte olduğu gibi 18 bin alem olan şeceri hilkat bil kuvve insanda var. Kainat ve şeceri hilkatta bil fiil var. Ağaca bil fiil çekirde bil kuvve ha, insanda var. Senin soruna geliyorum. Bunda e, bunda sihat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir? O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsanda bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle bir yöntem bu. Senin o bu musibetler, hastalıklar, koronalar surettir. Hakikati nedir? Ee, hakikati içeriye gir. Her şeyin sureti eylemdedir. Hakikati insandadır. Şey, tobe, aşağıdan yukarı bir da gideyim. Her şeyin sureti eylemdedir. Gir içeriye Kanuniyeti insandadır. Hakikati esmadır. Mayyeti sıfattır. Musibetler bu işte. Korona, hastalık, kanser vs. Hastalıklar. Bu suret insandaki karşılığı nedir? E, Atsini ortaya çıkarıp Allah var oluyor. E, peki insan fakrini anlayarak ahireti çıkartıyor. F fabrika oluyor böylelikle. Musibetlerle, hastalıklarla, alam ile sair muheyç ve Muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarhlarını harekete getirir, tehic eder. Harekete getirir, ats, tehic eder, fark. Soruna geliyorum. işte gideyim. Maiyet insaniyede mündemiç olan ats ve zaf ve fark madenini işlettiriyor. İş, e, işlettiriyor bir lisan ile değil belki her bir azanın lisan ile bir iltica, bir iltica, bir istidat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ay, ayrı ayrı, ayrı binler kalemi tazamun eden mutarik bir kalem olur. Sayfeyi hayatında veyahut lef misali de mukaderat hayatını yazar. Mukaderat hayat nedir? Gelecek hayatını, İnsanın şu andaki at ve fakriyle geleceğini mi yazıyor? Ee, şimdi sorun oydu esas merkezde. Cümleyi bitireyim, izah edeceğim. esma ilahi bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i subhani hükmüne geçip vazifeyi i fıtratını ifade eder. Zahirde ne anlar herkes? Zahirde anlaşılan şu. Mukadderat hayatını yazar. insan az ve fakriyle. Ne hangi mukadderat? Hemen denilir, te tevil ederiz. Ahiretteki sonsuz hayatımızı bu alemde at ve fark işte elemlerle, e, lezzetlerle, alemimizde uyandırarak sonsuz hayatımızı burada çekirdeğini oluşturuyoruz. Ahirette ağaç olacağız ve mukadere hayatı yani sonsuz hayatımızı burada inşa ediyoruz. Fakir böyle anlamıyor. Bu surettir. Doğru. Bu da var. Bak kardeşim. İnsan e, iki tane tecelliye mazar. İmam-ı kitabı Kitab-ı Mubin. E, Kitab-ı Mubin hazır zamandır. İmam-ı bin mazi ve mustakbeldir. İnsan geçebilir mi mazi müstakbele? Evet. E, kalbin ve ruhun derece hayatına geçtir mi? O da zaman mekan yok. Dünya ahiret yok. 18 bin hal. Ki miraç onun güzel bir misalidir. Peki ne yapar? insan bu at ve fakriyle kısmen yani Cüz'i dahi olsa veya bir seviyede herkes miracını yapar. Daha bu dünyada yaşarken alemi misalin e, bir altı olan lefi misali. Oraya geçer en düşük. Alemi misalin altıdır lefi misali. Bir altı da var daire misali var. İnsan bura, buradan at ve fakriyle oraya geçiyor dünyada iken o, orada nihayetsiz esmaya mazardır ya insan. Bu nihayetsiz esmanın fıtratı bende derc edilmiş. Ben buradaki az ve fakrımı işlettirerek orada benim hakkındaki e, sistemi, yazılımı kendim değiştirebiliyorum. Daha dünyada yaşarken. Nasıl oluyor ya? 16. Lema'da diyor ki çok nadir insan diyor lefi ezeliye girer yaşarken. lefezeli derken lefi mahfuz diyor. 16. Lema. Ee, mesela e, şaşıracaksın. Abdülkadir Geylani Hazretleri e, girmiş. Düzeltti bir tanesini söyleyeyim. Geçmiş hayatında düzeltti. Kıbleye kaç bir ayağını uzatarak oturmuş. Onu da gitmiş silmiş kaldırmış. Bu yetkiye var insanda. Nasıl oluyor ya? Ya Allah'a göre mi? <laughs> makamı alası var ya insan. Kendi mukaderatını görmüş, değiştirmiş. Çok mu yani? ya? Ya Allah'ı ya imkan ve vücub ortası kabuk kapsine giriyor. Şimdi lefi alem misal değil, lefi misaliye gidiyor. mukadderat hayatını kendisi yazıyor. Bu yetkiyi alıyor. Ya. Yapıyor yani. Yapabiliyor. Senin işte sorduğun bu yani. Mukadderat hayatını nasıl yazar ya? Yazılmış bitmiş. Hayır. Nadir ve e, Allah yanında e, şeyli e, ne deniliyor? Nazlı. Nerede var bu? 149 sikeyi tasdiki kaybiyede. Mesela Geylani Hazretleri için Allah'ın yanında. Yani değiştiriyorlar. Peki sadaka da bu cinsten değil midir? Sadaka surettir. Gafilane yapılıyor. E, bu ise surettir, kanuniyettir, hakikatir mı Bu kanuniyeti 18 bin alem sende yok mu kardeş? Bir Biraz konuşalım seninle. 18 bin alem sende yok mu? Bütün kainatın. 18 bin cennet, cehennem, lefi mahfuz, arş azam yok mu sende? Var. Bil kuvvet. E girdin kendi aleminde at ve fakla işlettirdin. Ne orayı değiştireceksin ki onun ben de aynısı var. Burayı değiştiriyorum işte. Peki dünyada ben de işte ben istediğim bu sefer ne istiyorsam onu yaşıyorum. Ben bu kaderatımı ben yaptım. Hatta Sen de olduğun zaman senin Mustafa diye ismini birileri koymuş, değil mi? O surettir. Surette senin ismini birisi koymuş. Hakikati ne biliyor musun? Senin ruhun senin ismini koyanın ruhunu tesir atmış bana Mustafa de dedi. Sen de koy, sana da Mustafa dediler. Kendi ismini sen koydun. Bir yerde anlatma bunu başıma sıkıntı yaparsın. Ama bu 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 seviye. Demek ki 18.000 alem yani kocaman ağaç, çınar ağacı çekirdeğinde var, 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 yazıyor. Peki ağaçta değişiklik yapmaya ne uğraşıyorsun dalı bu da aşılamayı? çekirdekte de yazılımını değiştir, ağaçta öyle çıkar. Peki çekirdeğe genetini değiştirerek ağaç değişmiyor mu? E ben de daha ölmeden çekirdek miyim? Evet. Değiştiriyorum. Cennet cehennemi mi değiştirmiyor muyum burada? Günah işliyorum cehenneme, sevap işliyorum cennete. Kardeş, şu anda zahirde sevap ve günah yazılıyor. Hakikatta nedir o? Sureti bu. Kanuneti nedir? Yaptığımız anda orada oluyor. Biz burada çekirdek ne yapıyorsak o bu surette ne oluyorsa orada hakikati oluyor. Cennet mesela sebap yaptın cennet inşa oluyor. Ama dinimizin koymuş bir çizgi sebap bir çizgi günah. Bu burada nasıl konuşacaksın? Bu ders herkes anlatabilir misin? Risale ders yapabilir misin? Olmuyor işte. Bir seviye gelmesi lazım ki anlatasın. Yani mesela diyelim ki haram. Karşıya açık saçık geliyor. Dinde nedir? Haram. Ne demek? Bir haram çiz. Günah. Fiziksel boyutu nedir? Hissiyatı insani tahrip eder. Ortadan kaldırır. Yani fıtratına o yazılımın arasına e, arasını açıyor. Fıtrat asliyeden uzaklaşıyorsun. Fıtratın bozuluyor. Nerede anlatıyor? Sözler 410'da. Meyite bir kadına, hastanedeki mokta cesede, e, nazarı şehvetle cesedine baksan, kefenini atsan, hissiyatı ulveyi insani tahrip eder. Aynı resimler televizyonlardaki de o, onlar da öyle. O kadar alıştık ki normal görüyoruz. Moktan ne fark var? Bari moktaki canlı şeydir yani canlı değil ama cesettir. Dokunsan dokunursun kefeni aç ceset duruyor. Televizyondaki ve videolardaki cesetler o et de değil. Ölmüş. Çoğu ölmüş. Onun onu Moktaki'nin Mok'takinin resmini çekseler videosunu YouTube'a atsalar Moktaki'ni seyretmekle YouTube'daki videosunu seyretmek hangisi acayiptir? Aynı. Ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Bitmiş yani. Demek ki mukadderatını sen yapıyorsun sevgili canım kardeşim senin suallerin beni mecbur ediyor yani böyle. Ama hakikatlerin ortaya çıkmasına da vesile oluyorsun. Aslında hakikatler burada da Risale-i Nur anladığımız gibi değil. Şunu sana söyleyeyim. 124 bin peygamber gelmiş. o peygamberlerin vazifeleri o toplumda Mesela Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi vesaire. Onların yaptıkları kebairleri, helak olmasına sebep olan günahları tamir ile vazifeliydi. Peki o kavimlerin günahları şimdi daha genel daha fazla olmuyor mu? Peki peygamber var mı? Bu asırda bütün kavimlerin pislikleri var. Tamir için bütün o tamirci olan peygamberler olması lazım. E, yok. Kim tamir için? Niye de helak olmuyor? E, nasıl ki son peygamber bütün ağacın meyvesi son, başını aldığı gibi son peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz bütün 124 bin peygamberin meziyetini almış. Son mucidit Risale-i Nur ve Bediüzzan Hazretleri bütün o kavimleri tamir eden peygamberler hangi isme mazardı? Mesela Kadir ismine İsa aleyhisselam mazardı. Mesela, peygamberler hangi isme mazar idiyse Risale-i Nur o ismin mertebeyi azamına, ismi azamına mazar olduğu için tamircidir. Herkese seviyesine göre tamir ediyor. Ama herkesi ya olmuyor. E peygamber geldikleri zaman İsa aleyhisselam herkes etti mi? Yok. E, etti etmek istedi de olmadı. Kim ta, kimi tamir etti? Tamir olmak isteyenleri. Risale-i Nur'da tamir olmak isteyenleri tamir ediyor. Ortadadır. Bu ne biçim ders ya? Şu belki 20 dakika sürdü ama bu ders yani mukadderat hayatını kendi nasıl yazıyorsun kardeşim? genetiği değiştirip ağacı değiştirme ağacını mı değiştiriyorlar adamlar dalını şöyle yapalım meyvesini yok genetiğine şifreyi giriyorsun maddenin şifresini çözdüğün gibi onlar biyologlar maddenin hücrenin genetiğini değiştirmiş e, Hazreti Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam da ruhun genetiğini değiştirme çünkü insan ruhun arkasındadır ruh haritadır ruh yazılımdır sen kimsin Ruh sahip çıkansın yani benim atletim, benim gömleğim, benim atletim gir içeriye. Benim vücudum, benim nefsim, benim aklım, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum. Sırayla gittim. Ben diyen ki ruha da sahip çıkmış. Ruh nedir? 18 bin alemin yazılımıdır. Sen kimsin? Onun arkasındasın. Ben olan ben. Benim ruhum diyen sahip çıkan, sahip çıkılan kim? Ruh. Bak masa benim kalemim, benim mouse'um, benim bardağım var, benim defterim var, Aa, benim lemalar var. Benim lemalar, ben lemalar mıyım? Yok. Sahip çıkmışım. Sahip çıkan, sahip çıkılan. Ruha sahip çıkılıyor. Çıkan kim? Ene, ben. İşte o ben olan ben, hadsiz fakr, şey, hadsiz, hads, nihayetsiz, fakirle ortaya çıkıyor. İlmiyle, marifetiyle, hiçtiğimizi, yokluğumuzu e, anlama nispetinde o Allah ve ahiret öne çıkınca Alem, bedenin arkasına geçiyorsun en iyi işlettikçe ruhun arkasına geçiyorsun ruhtaki yazılıma yani asıl yazılıma fıtrata uygun yapıyoruz yani asıl yazılımı değiştiremiyorsun temel ama e, mukaderatını cennet cehennemi muamelatı kendini onu değiştiriyorsun bu bana çok normal geliyor tabi Allah zihnimizi açık etsin Risale-i Nur'a muhatap eylesin Risale-i Nur'u kışır gibi görmekten, ülfet belasından bizi, bizi hıfzı emin eylesin. Risale-i Nur'dan e, istifadenin hazı olan ünsiyetimizi artırsın. Risale-i Nur'a talebe, e, ustadı peygamberimize aleyhissalatü vesselam ümmet, Rabbimize de kul etsin inşallah. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan son icaz manevi olan Kur'an'ın son icaz manevisi olan Kur'an'ın son icaz manevisi olan Risale-i Nur'un hakikatlarından bize istifadeyi azami derecede yaptırsın. Çoluk çocuğumuzu, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimizi, bize dua edenleri, söz verdiklerimizi de iştirak amal uhreveden hissesini ziyade eylesin. Ve ahirde Rabbil alemin el-Fatiha.